Müthiş bir diplomasi F-16'ları alabilmek için. Size ısrarla elimizdeki mevcut savaşan şahinler F-16'ların ekonomik ömürlerinin dolmak üzere olduğunu, uzatılmaya çalışıldığını. Evet biliyorsunuz modernizasyon programı TUSAŞ'ta devam ediyor. Yeterli değil. F-35'lerden de uzaklaştırıldık. Yeni F-16'lar Hava gücü için hayati önemli bu coğrafyada. Peki son durum ne? Amerika okey dese bile kongreden, Biden yönetiminden veriyoruz dese bile şu hayati konularda Amerika-İngiltere ekseninde anlatacaklarım var. Üretim bandı Lockheed Martin, Güney Kaliforniya, işte Türkiye'nin Savatrans şahini. Efendim resmen dünya F-16 kuyruğuna girmiş durumda. Bakınız Türkiye olarak biz 40 tane istiyoruz. Bir de modernizasyon yedek parça programı var. Lockheed Martin ana üretici firma. Tabi kongrenin Amerika yönetiminin izniyle ihraç edebiliyor. Sipariş listesi dolu 128 uçaklık önlerinde teslim edilmesi gereken F-16 sipariş kodu var ya da listesi. Peki sadece Tayvan'a Çin'le gerilim altında Amerika oraya da odaklı biliyorsunuz. Tayvan 66 tane F-16'sının teslimini bekliyor. Hatta gecikmeler başlamış. Sözün özü kongreden karar çıksa şu Mendes falan malumunuz o senatörlerin bariyerleri kırılsa bile ciddi olarak tedarikte zaman gerekiyor Türkiye'ye. 50 kişilik Lockheed Martin yeni bir üretim bandı yeni bir ekip takviyesi yapmış ve fakat yetişecek gibi görünmüyor. F-35'lerin o programın kıymeti de fevkaladenin fevkinde önemliydi. S-400'ler onlar depoda F-35'leri alamadık böyle bir arada kalma araf durumundayız. Ama İngiltere kraliyet donanmasının en önemli güçlerinden birisi. Aynısı o fırkateyn Türkiye'ye veriliyor. Efendim Türkiye ile İngiltere arasında çok ciddi sıkı ilişki var biliyorsunuz. Türkiye Type 23 tipi fırkateyni satın aldı. İşte hemen yanda Gökhan bir gösterir misin? Orijinal fırkateyni İngiliz bayrağı da orada güçlü silahlarla donatılmış durumda. Bir helikopter de inebiliyor ve önemli füzeler üzerinde. Kraliyet donanmasında, İngiliz donanmasında da 12 tane var. Ve İngiltere okeyledi. Türkiye'ye bir adet bu fırkateyinden geliyor. Çok iyi Türkiye-İngiltere ilişkileri işte meyveleri. Amerika orada, İngiltere burada. O dengede hayati konulara bir dokunmak istedim.